Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni konumuz kümeler. Sizler kümeleri daha iyi anlayın diye, daha rahat anlayın diye 3 bölümü ayırdık. İlk bölümü kümelere giriş. Hemen başlayalım. Başlıyoruz. İyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneler topluluğuna küme denir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanı denir. Arkadaşlar küme için önemli olan şey iyi tanımlanmış olması, farklı nesneler olması. Nesne dediklerimizde neymiş? Her birine biz artık nesne değil kümenin elemanları diyecekmişiz. Hemen alttakilere bakalım. 6'dan küçük rakamlar. Arkadaşlar rakamlar nelerdi? 0'dan 9'a kadar olanlardı. Bize 6'dan küçük rakamlar diyor. Şu an bu dediklerini bütün elemanları net bir şekilde biliyor muyum? Anlıyor muyum? Yani burada anlatmak istediğini bu adam iyi tanımladı mı bize? Evet çok iyi tanımladı. 6'dan küçük rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5 bunları bize net bir şekilde anlattığı için bu 6'dan küçük rakamlar bizim için kümedir. İkinci olarak sonbahar mevsiminin ayları Eylül ayındayız. Sonbahar mevsimi Eylül ile başlar. Eylül Ekim, Kasım, sonbahar mevsiminin ayları. Adam çok iyi bir tanım yaptı mı? Yaptı. Kümenin elemanları birbirinden farklı mı? Farklı. O zaman ben bunu da ne diyorum? Bu da bir kümedir diyorum. Üçüncüye bakıyorum. Bazı günler. Haydi. Bazı günler ne arkadaşım? Hangi günler o? Bana bir açık konuş, net konuş. İyi bir tanımlama yap. Hayır tanımlama yapmadıysan o zaman bu küme olmaz. O zaman devam edelim. İki basamaklı tam sayılar. İki basamaklı tam sayılar nelerdir arkadaşlar? İlk önce bir düşünelim. İki basamaklı tam sayılar 10 var, 11 var, 12 var. Nokta 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 nereye kadar gidiyor? 99'a kadar hepsi iki basamaklı sayılar. Peki tam sayı dediği için bir de bunların eksilileri var mı? Var. Eksi 10 da bir tam sayıdır. Eksi 11 de bir tam sayıdır. Nereye kadar gidecek bu? Eksi 99'a kadar gidecek. O zaman ben çok iyi tanımlama yapmış mıyım? Elemanlarımın neler olduğunu biliyorum. Çok güzel bir tanımlama. Farklı nesneler olduğu için ben buna da ne diyorum? Küme diyorum. Güzel filmler. Güzel film. Bana göre güzel filmler Hababam sınıfı, Neşeli Aile ama sana göre bunlar çok eski, neşesiz filmler olabilir. Güzel olmayabilir. O zaman bana göre sana göre diye bir tanım olmaz, küme olmaz. O zaman ne diyorum? İyi tanımlanmamış. O zaman bu da küme değildir diyorum ve geçiyorum. Kümeler arkadaşlar, kümelerin belirli özellikleri var. Bunları baştan bilelim. Kümeler yani küme isimleri kümeler genellikle büyük harfle büyük harf ile gösterilir genellikle büyük harfle gösterir. Ne olabilir mesela? A kümesi, B kümesi, C kümesi diye birazdan bunları anlatacağız, göstereceğiz. Şimdilik büyük harfle yazıldığını bilirim. Elemanlar genellikle neyle yazılır arkadaşlar? Neyle gösterilir? Küçük harflerle küçük harfler harfler ile gösterilir. Mesela neler var? A'lar var, B'ler var, C'ler var. Bunlar da elemanlar olarak küçük harflerle gösterilecek. Kümelerde her bir eleman dikkat çok önemli. Her bir eleman yalnız bir kez yazılır. Kümenin en önemli olayı bu. Kümede bir elemanı yalnız bir kere yazacağız. Daha başka da yazmayacağız. Dedik geçtik. A kümesinin eleman sayısı Şimdi A kümemizin eleman sayısı 5, 10, 15 olabilir. Bunu kısaca nasıl göstereceğiz? A kümemizin eleman sayısı A'nın eleman sayısı. Bu gösterime de A'nın eleman sayısı diyoruz arkadaşlar. A elemanı ise bir tane A elemanı varsa A kümesinde bunu da nasıl söylüyorum? A elemanıdır. Büyük A. Küçük A ilk sırada yazdığım eleman yani kümenin elemanı. Alt, bu işarette arkadaşlar euro değil bakın bu euro değil elemanıdır. Elemanıdır neyin? A'nın. Büyük A hangi kümenin elemanıysa odur diyoruz. Peki ya kümenin elemanı değilse hatırlıyoruz eşit eşit değildir gibisinden. Burada da elemanıdır, elemanı değildir demek için ne diyorum? Üstüne bir tane çizgi koydum mu? Bu da buradan elemanı değildir oluyor. Bunlar arkadaşlar kümelerin özellikleri. Bunları da anladığımıza göre hemen kümelerin gösterimine geçelim. Arkadaşlar kümelerin gösteriminde çeşitli yöntemlerimiz var. Bunlar üçe ayrılıyor. Bunlardan birincisi liste yöntemi. Liste yöntemi nedir? Kümeye ait elemanlar. Ben buna süslü parantez diyorum. Şöyle bir şekil. Bunu çizmek biraz zor. Şöyle bir yaparsan bir ok gibi bir şey yaparsan arada bir es verirsen yaparsın arkadaşım. Zor değil. Buna bir, biraz çabala. Bir sayfa yaz bakalım. Ondan sonra alışırsın. Şaka tabii ki de. Bir sayfa sakın yazma. Matematik daha önemli. Matematik çalış. Kümeye ait elemanlar süslü parantez içine birbirinden virgülle ayırarak dikkat liste yöntemi yapıyorsam virgülle birbirinden ayırdığım her şey benim elemanım. Bakın dikkat edin. Her şey benim adım. Virgül elemanım. Virgülle ayrılacaklar. Mesela virgülle ayrılarak yazılır. Isınmaya geçtik. Isınma. Çift rakamlar kümesini liste yöntemiyle gösterin. Bir kere çift rakamlar neydi? Çift rakamlarım benim sıfır. Rakamlar sıfırdan başlardı. 2, 4, 6 ve 8. Bunlar benim rakamlarımdı. Çift rakamlarımdı. Ve benim kümemin elemanları şu an. Peki nasıl yazacağım? Kümeler neyle gösterilirdi? büyük harfle ifade edilirdi. Liste yöntemi ne işe yarardı? Liste yöntemi süslü parantez yaptırırdı. Her elemanı aralarında virgül olarak bana yazdırırdı. Süslü parantez kapat. Dikkat! Burada virgülle ayrıldı. O zaman sıfır virgül. Demek ki bu sıfır bir eleman. İki İki virgülün arasında birbirinden virgülle ayırdık. Bunlar eleman. Niye böyle diyorum arkadaşlar? Birazdan çok önemli bir soru var. Orada buna çok dikkat etmemiz lazım dedim geçtim. Isındık artık antrenmana başlayabiliriz. Ankaralılar kelimesinin harflerini liste yöntemiyle yazın. Bu Ankaralılar kümesine de ben buna A dediğim için farklı bir şey olsun. B kümesi diyeyim. B kümesi süslü parantezimi yaptım. Ankaralılar kelimesi biraz önce ne demiştik arkadaşlar? Bir eleman yalnız bir kez yazılacaktı. Sadece bir kez. O zaman başlayayım. A bunun bir elemanı mı? Evet. N bir eleman mı? Evet. K bir eleman mı? Evet. A bir eleman mı? Hop orada dur. Hemen yazmayacaksın. Neden? Çünkü A'yı yazdın. Yalnız ve yalnız bir kere yazacaksın. O zaman A'yı yazmadım. R'ye geçtim. R eleman mı? Evet. A yine geldi. İptal. O zaman A'ları birer kez yazdığım için gitti. R'yi yazdım. Şimdi yeni bir harf geldi. L'yi yazdım. I yeni bir harf. I'yı yazdım. L bir kere daha geldi. Yazmayacağım. A bir kere daha geldi. Burada zaten yazmayacağım. R bir kere daha geldi. Burada zaten yazmayacağım. O zaman arkadaşlar kümenin ele, kümenin ismi kümeler neyle gösteriliyor? Büyük harflerle genellikle dedik. Kümemizin bunlar virgülle aradakiler elemanları. Bir de şu yorumu yapalım. Mesela bu kümenin eleman sayısı nedir? 1, 2, 3, dört, 5. 5 tane arkadaşlar. Hemen hızlıca saydım içinden. Siz duymadınız. Hemen 5 olduğunu gördüm. Hemen bu kümenin elemanı nedir? eleman sayısı. Bu da B kümesi ise bunun eleman sayıları da eleman sayısı da 6 taneymiş. O zaman buna da 6 yazdım ve bu konuyu da kapattım arkadaşlar. Geçtim. V şeması yöntemi. Birincisi neydi? Liste yöntemiydi. Uçtu gitti. İkincisi ne arkadaşım? V şeması. V şeması nasıl yapılır? Kümenin elemanları kapalı bir şeklin içerisine her bir eleman için nokta koyularak önüne nokta koyacağız nokta koyularak gösterir. Her bir eleman önünde nokta koyacak kapalı bir şekil. Ben bu kapalı şekli ister üçgen yaparım, ister yuvarlak yaparım, ister kare yaparım. Süper bir kare çizdim buraya. Buralara ben elemanları önlerine nokta koyarak kaç tane yani belli olsun kümeler hangi elemanlar hangileri belli olsun diye önlerine nokta koyarak yapacağım. Hemen bir ısınalım bu olaya. Sonra bomba gibi devam edelim. Asal rakamlar. Asal rakamlar neler arkadaşlar? Hemen şurada bu küme diyelim ki C kümesi olsun. Ben bunu bir liste yöntemiyle çözümleyeyim bir. Asal rakamlar. Rakamlar sıfırdan başlayıp 9'a kadardı. Asallar 2'den başlıyordu. Hem asal olacak hem rakam. 2, 3, 5 ve 7'dir. Bu benim... Liste yöntemimde biraz önce gördüm. Asar rakamlar kümesi V şeması ile gösterirsem ne yapacağım? Arkadaşlar unutmayalım. Genellikle kümeler yuvarlakla gösteriliyor. O zaman biz de bir yuvarlak çizelim. Bu kümemize C dedik. O zaman bu C kümesi olsun. Elemanlarımın önüne bir nokta koyuyorum. 2. Bir nokta koyuyorum. 3. Bir nokta koydum. 5. Bir nokta koydum. 7. Bunu bu gösterime de ben ne diyorum? Venn şemasıyla gösterim diyorum. Hemen buradan bunda da aynı şeyi yapalım. C kümesinin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? 4 olduğunu söyledim. Ve çok basit bu olayı da geçiyorum. Unutma kapalı şekil olacak. Her bir elemanın önünde nokta olacak dedim. Geçtim. 3. Ortak özellik yöntemi. Liste. Venn şeması ortak özellik. Ortak özelliğe geldik. Ortak özellik ne? Adı üzerinde arkadaşlar. Ortak özellik. O zaman okuyalım. Kümede bulunan her elemanın sağladığı ortak özellik yazarak yani kümedeki her eleman bu ortak özelliği ne yapacak? Sağlayacak. Yazarak yapılan gösterim şeklinde biz ne diyoruz? Ortak özellik yöntemi diyoruz. Peki bu ne işe yarıyor hocam? Öbürküler varken buna ne gerek vardı? Var tabii arkadaşım. Boşuna mı bunlar? Neden? Mesela adam başlamış sıfırdan bir yere kadar yazmış. Çok fazla eleman var. Adam diyor ki ben bunları niye yazayım böyle upuzun sayfalar doğrusu niye tanım yapayım niye eleman yazayım diyor. O zaman ne yapayım diyor. Ben bunları ortak olarak yazayım geçeyim gideyim. Bütün hepsini uzun uza diye yazmayayım. Herkes zaten anlar diyor. Mesela A X öyle ki X çift rakamlar. Mesela çift rakamlar neler? Çift olacak hem de rakam olacak. Sıfır 2, 4 6 8. Adam diyor ki ben bunları böyle yazacağıma iki kelimeyle bitiririm işini diyor. Ne diyor? Çift rakam diyor. O zaman ortak özellik yöntemi bu elemanların her elemanın sağladığı ortak özellik. Çift rakam mı? sıfır? Evet. İki çift rakam mı? Evet. Dört çift rakam mı? Evet. O zaman ne diyorum arkadaşım? Ben bunu uzun uzadıya yazmıyorum. Böyle yazıyorum. Burada dikkatinizi bir şey çekmesi lazım. Burada bir dikey işaret var. Bir diklik var. Bir çizgi var böyle. Bu çizgi sembolü öyle ki öyle ki anlamına gelir. Öyle ki bir daha okuyalım. A kümesi X öyle ki yani X'ler şöyle bak haberin olsun anlatıyorum sana diyor. X çift rakam diyor. Bütün ortak sen de yazıyorsun. Hemen bu olaya bir ısınalım. Hemen bakalım ne diyor. A kümesi X öyle ki geliyor. 3'e eşit 3'ten küçük eksi 3 küçük eşit x küçüktür küçük eşittir 3 diyor. Eksi 3 ile 3 arasındaymış. Uzatmayalım velhasılı. Tekerleme gibi oldu. Hemen baş, hemen devam edelim. Burada bir de bir şey daha söylüyor. Bir de x ne olacakmış? Doğal sayılar. Ne neydi arkadaşlar? Natural. Natural. İngilizcesi de natural olduğunu biliyor zaten. Böyle artistiklere gerek yok ama olsun. İngilizcesi natural. Natural ne demek? Doğal demek. O zaman bu nedir? Doğal sayı. Doğal sayı. X hem doğal sayı olacak hem de eksi 3 ile 3 arasında olacak diyor. Liste yöntemiyle göster. V şemasıyla göster. Bir de ortak özellikle göstermeye gerek yok. Adam bunları yazmak yerine zaten bana bunların ortak özelliğini vermiş. Hemen o zaman bir bakayım. Doğal sayı ve eksi 3 ile 0, eksi 3 3 üç arasında olacak. Eksiler zaten doğal sayı değil. Doğal sayılar sıfırla başlıyordu. Sıfırı koydum. Biri koydum. 2'yi koydum. 3'ü koydum. Eksiler doğal sayı olmadığı için yazmadım. O zaman bu bu olaya ben ne diyorum? Bu olaya ben liste yöntemiyle göstereyim diyorum. Şurada yerim çok kötü oldu ama yazayım. A kümesi şöyle bir süslü parantez içine de kümemin elemanlarını yazdım. Venn şeması göstereyim. Hemen Venn şeması göstereyim. Bu kümemin ismi A'ydı. O zaman bu A kümesi başlarına nokta koyarak hemen sıfır elemanı, bir elemanı, iki elemanı ve de arkadaşım üç elemanı olarak bunları yazdım. Ortak özellik mevzusunda geçtim. Hemen arka sayfaya atladım. Şimdi arkadaşlar burada ısınmamızı yaptık. Biraz önce fırlattık, ısındık. Bomba gibiyiz. Hemen antrenmanı yapalım. Nasıl bir antrenman bakalım. B kümesi yine ortak özellik söylemiş. Ne demiş? X öyle ki X karesi yani X'in karesi özür dilerim. X'in karesi küçüktür ondan diyor. Ve de X aynı zamanda Z. Z nedir arkadaşım? Z'yi de hemen uzatmadan tam sayı İngilizcesini söyleyip artistik yapmayayım şimdi. Tam sayı Demektir dedik tam sayılar biliyorsunuz ki eksilerden sıfıra, sıfırdan artılara tam tam giden şeylerdir. O zaman arkadaşım ben burada bana söylenene bakıyorum. X öyle ki karesi 10'dan küçük. Neler var 10'dan küçük? Düşünelim neler var. Bir kere 3 üç var. 3'ün karesi 9. 3'ü yazdım. Bir kere 2 iki var. 2'nin i̇ki, karesi 4 yazdım. 1'in karesi var bir de 0 sıfır var 0'ın karesi de 10'dan küçüktür 0'dır çünkü bitti mi hayır negatifler de vardı negatifleri hemen söyleyelim 1'in karesi 10'dan küçükse eksi 1 de 1 olduğu için yine 10'dan küçüktür uzatmayalım eksi 2 ve eksi 3 de eksi 3'ün karesi de 9 olduğu için yine 10'dan küçüktür benden ne istiyordu liste yöntemi yap diyordu kümenin elemanlarını yazdım aralarına virgül koydum tek yapmam gereken ismini yazıp şu şekli çizmesi zor oldu. Süslü parantezi yaptım ve olayı bitirdim. Niye? Liste yöntemi istiyordu. Al sana liste yöntemi dedim. Bitti. Bu arada biraz daha olayı genişletelim. Burada kaç tane eleman var? Onu söyleyelim. 1 2 3 4. Böyle saymayacağız arkadaşlar. Pozitifler 3'e kadar 3 tane, negatifler 3'e kadar 3 tane. 6 bir de ortada sıfır var. 7 O zaman B kümesinin eleman sayısı 7 diye söyleyelim. Bundan sonra sen de böyle uzun diye eksiler artılar varsa eksileri hemen bir, artıları bir. Arada da bir tane sıfır var de patlat geç. Hemen model soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu model bizim için önemli. Bazı sorular içinde bizim için örnek teşkil edecek, model teşkil edecek. O yüzden bunu iyi bilelim. Burada bazı gösterimler çok önemli. C kümesinde X öyle ki eksi 20 ile 20 arasında x eşittir 5k. Hayda 5k nereden çıktı şimdi? Ama sakin. Çünkü k tam sayıymış. k tam sayıysa bir düşünelim. k'nın yerine 1 versem x eşittir 5k. k'nın yerine 1 versem x 5 mi oldu? Evet. k'nın yerine 2 versem x 10 mu oldu? Evet. Peki k'nın yerine 0 versem x 0 oldu. k'nın yerine eksi 1 versem eksi 1 kere 5 Eksi 5 oldu. Şimdi uzatmayayım. Uzatmayayım arkadaşlar. O zaman ben şunu anladım. Ben şunu anladım. K'ya tam sayılar verirsem o zaman bu x eşittir 5K şu anlama geliyor. 5, 10, 0, eksi 5. O zaman ne diyor? X 5'in katı. X beşin katı anlamı geliyor. Burada sanki bulmaca gibi oldu. Buna git buradan da buna git der gibi oldu ama olsun. X ne demek bu? X eşittir 5K ne demekmiş tam sayısaka? K? X 5'in katı diyor. O zaman sorumuzu anladık. X dediğim şeyler 5'in katı olacak. Ve de bu aralıkta olacak. Kümesini Venn şeması ile göster diyor. Ben Venn şemasından önce arkadaşım bu kalemi beğenmedim. Buna geçeyim. Bu da yeşil. Bunu da beğenmedim. Siyah geçeyim. Bakın burada ven şamasıyla göster diyor ama ben ilk önce liste yöntemiyle göstereyim. Kafa rahat olsun. Hemen 5'in katı. Eksi 25'in katı ama dahil değil. Eşitlik yok. Geçtim. O zaman ne var? Eksi 15, eksi 10, eksi 5. Biraz önce söyledik. Sıfır da katı. Sıfır, 5, 10 ve 15 yazdım. Bunu ben şu an liste yöntemiyle gösterdim. Sorum. Bitmedi. Neden? Çünkü Venn şeması diyordu bana. Venn şeması yapıp bu olaya son noktayı koyalım. Bu C kümesiydi. Bu arada burayı darmadağın ettim arkadaşlar. Ama siz gidişatı bildiğiniz için maviler ha, neyi anlattım, siyahlar neyi anlattım, burada ne anlattım çok iyi anlıyorsunuz zaten. Tonguç'u yıllardır takip ettiğiniz için her şey hakimsiniz. O yüzden devam edeyim. Burada eksi 15 yaptım. Burada eksi 10 yaptım. Eksi 5 yaptım. 0 yaptım e, ee, şurada 5 olsun. Şurada bir 10 olsun. Şurada bir 15 olsun. Düzgün olmadı. Olsun fark etmez. Kümemin içinde her biri noktayla gösterildi. Bitti. Kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane eleman var. O zaman ne diyorum? Bunun da eleman sayısı 7'ymiş diyorum. Ben şemasıyla da gösterdim. Bitti. Bunu da attım arkadaşlar. Venn şeması içi de bitti. Artık küme çeşitlerine geçtik arkadaşlar. Küme çeşitleri. Kümemelerimiz çeşit çeşit. Bunlar bizim her yerde işimize yarayacak. Bunlar çok önemli. Başlayalım. İlk kümemiz boş küme. Hiç elemanı olmayan kümeye ne diyoruz? Boş küme boş küme diyoruz. Peki biraz önce liste yöntemiyle gösterdik. Boş küme elemanı yok. O zaman içeride eleman yoksa süslü parantezin içinde bir şey var mı? Yok. O zaman boş küme içi boş olan süslü parantez veya ven şemasında hiçbir şey yok. Gitti. Ven şeması boş diye gösterilebilir. Yani tabi ben bunu uydurdum şu an. Siz ne yapacaksınız? Yuvarlağın üstüne bir çizik boş küme anlamına gelir ya süslü parantez yapacaksın içi boş ya da yuvarlan üstüne çizik atacaksın. A kümesi boş küme ise arkadaşım eleman var mı? Eleman yok. Yokluktan ölüyoruz burada. O zaman nedir? Eleman yoksa eleman sayında sıfır olacak. Bu boş küme göstergesi bu sıfır. Bu boş küme göstergesi bu sıfır. Dikkat edelim dedik. Burada bize yine bir ortak özellik yöntemiyle kümeler vermiş. Hemen bakıyorum. A kümesi x öyle ki Negatif asal sayılar. X öyle ki negatif asal sayılar. Haydi negatif asal sayılar neyden başlıyordu? Asal sayılar 2'den başlıyordu. 2, 3, sonsuza kadar gidiyordu. Negatif hiç asal sayı var mı? Negatif asal sayı yok. O zaman ne diyorum? A boş kümedir. Ben bunu böyle gösterdim bu seferlik. B kümesine bakalım. X bir doğal sayı. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlayıp böyle tam tam giden şeylerdi. Sonsuza kadar gidiyor. Peki x öyle ki bir küçük eşit küçük eşitlik yok. Bir küçüktür x küçüktür. İki de bir ile iki arasında hiç doğal sayı var mı? Yok. O zaman bu kümede nedir benim için? Boş kümedir. O zaman ne diyorum? B kümesi bu sefer şekil olsun başka bir şey yapalım süslü parantezin içinde boşluk dedim. Süslü parantez çok da süslü çok güzel yapıyorum ben bunları. Geçelim. C kümesine baktım. C kümesi x kare küçüktür sıfır. Biraz önceki örnekte gördük. Hiçbir sayının karesi sıfırdan küçük olamaz. Yani negatif olamaz arkadaşlar. Her zaman bir şeyin karesi pozitiftir. Ya da bakın bu çok önemli. Ya da pozitiftir ya da sıfırda olabilir sıfır da olabilir. O zaman bir şeyin karesi ya sıfır ya pozitiftir. Negatif değildir diyorum. Böyle bir reel sayı yoktur. O zaman C kümesi de benim için boş kümedir. Ya da C kümesi benim için süslü parantez içi boş boş kümedir dedim. Ve bunu da fazla uzatmadan çok iyi anladığımıza göre geçelim. İkinci öz burada kümelerin birincisini söyledik. Boş kümeydi. Eleman yoksa boş küme. Sonlu veya sonsuz küme. Bunlar da coşmuş arkadaşlar. Ee, burada olaya bakalım sonlu sayıda elemanı olan kümeye yani elemanlarımız kısıtlı sonlu bir sonu var sonlu sayıda elemanı olan kümeye sonlu küme dedim sonlu sayıda elemana sahip olmayan kümede tabii ki de çok basit bir şey oldu benim için sonsuz küme dedim arkadaşlar bu sonlu sayıda ya, şöyle de diyebiliriz. Bazı kaynaklar öyle söylüyor. Sayılabilir. Sayılabilir elemanları olanlara sonlu küme, sonsuz sayıda ucu bucağı belli olmayan şeylere de biz ne diyoruz? Sonsuz küme diyoruz. Örneklerimizde çok daha iyi anlayacağız. Hemen şuradan şunu alarak devam edelim. Ne diyoruz? A kümesi bir yılın ayları. Şimdi bu çok güzel bir küme. Bir yılın ayları neler? Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye gidiyor. O zaman ben ne diyorum? Bu kümenin elemanları biliyorum ki 12 tane ay var. O zaman aylarım 12 tane ise ve sayılabiliyorsa ben buraya söylemiştim. Sayıla bilir diye de yazalım. Sayılabiliyorsa sonlu sayıdadır. O zaman ben bu kümeye sonlu küme dedim. Geçtim. B kümesine bakıyorum. B kümesi çok dikkat et arkadaşım buraya. Biraz önce doğal sayısını yapmıştık. Boş kümeydi. Ama burada reel sayı diyor. X öyle ki 1 küçük x küçük 2'den diyor. Yani 1 ile 2 arasında reel sayı söylüyor. Bakın yine çok keskin bir örnek vermişim sana. Bunu bil arkadaşım. bir arkadaşım. 1 ile 2 arasında sonsuz tane sayı vardır. Sonsuz tane reel sayı vardır. 1 ile 2 arasında doğal sayı yoktur. 1 ile 2 arasında tam sayı yoktur. 1 ile 2 arasında sayma sayısı yoktur. Ama 1 ile 2 arasında sonsuz tane reel, real, gerçek. Yani burada sonsuz tane sayı var. Nasıl olur hocam? Mesela düşün. 1.1 burada mı? Burada. 1.2 burada mı? Burada. 1.2, 1.3 burada mı? Burada. 1.4 burada. 1 virgül sonsuz. Ya neler yazarım neler? O birinin yanına virgülden sonra istediğimi yazarım. O zaman bu kadar şeyler yazıyorsam... ...bu küme sonsuz tane elemanı olduğu için sonsuz küme dedim. C kümesine geçelim. Hiç uzatmayalım burada. X, X öyle ki X 5'ten küçüktür diyor. X 5'ten küçüktür. Tam sayı diyor. Şimdi tam sayılar neydi? Eksi sonsuzdan sıfıra, sıfırdan da artı sonsuza giden sonsuz tane sayıydı. O zaman bakıyorum. X tam sayı diyorsa 5'ten küçükleri bir yazalım. Neler var 5'ten küçükler? Şuraya yazayım. 4 var. 3 var. 2 var. 1 var. 0 var. Eksiler var. Haydi bunlar sonsuza kadar gidiyor. Ama hocam 4'ten başladı. Başlasın. Ama dibi nereye gidiyor? Baya bir uzaklara gidiyor. Hatta görünmüyor. O zaman nereye gitti bunlar? Sonsuza kadar gitti. Sonsuz küme. Dedim. Bitti. O zaman D kümesine bakıyorum. D kümesinin elemanları 2 basamaklı asal sayılar. Hemen bunları düşünelim. İki basamaklı sayılar bile sonlu küme olduğuna göre ondan başlayıp 99'a gittiğine göre asal sayılarda 11'den başlıyor. 13'e gidiyor. Nokta nokta nokta. En son olan asal sayıda iki basamaklılarda 97. Ben bunları sayabilir miyim kaç tane olduğunu? Evet. Biraz vakit alır ama sayarım. O zaman sayılabiliyorsa ben D kümesine de ne diyorum? Sonlu küme dedim ve sonu küme olayını da bitirdim ve bunu da geçtim. Evrensel küme arkadaşlar. Evrensel küme bizim için bu kümeler arasında en önemlisi. Bizim için bu kümeler arasında en önemlisi. Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içinde bulunduran bütün kümeleri içinde bulunduran yani üstte böyle kapsayan bir evren var. Evrensel küme. Kümeye ne diyorum? Evren sel küme diyorum. Düşünsene dünya, Mars, Jüpiter hepsi var ama unutma ki bunlardan büyük de bir evren var. Evren sanki bunları kapsamış Bunları içinde bulunduruyor. Bütün kümeler içinde bulunuyor. Evet bu kadar büyük örnek vermeyelim. Bir tane küçük örnek verelim arkadaşlar. Devam ederiz. Ya, devam etmeyeyim. Hemen şuraya yazayım bir. Evrensel küme ile gösteriliyor? E ile gösteriliyor. Hemen şimdi örneğimi vereyim. Düşünsene okulumuzdaki sınıfları düşün. Dokuzlar, A, B, C, 10'lar, A, B, C, D, 11'ler öyle, 12'ler öyle. Ama unutma ki bu kümelerin bir de barındır, bu kümeleri içinde barındıran büyük bir okul var. O da nedir? Evrensel kümedir. Okul evrensel kümedir. Dokuzlar nedir? Elemanlardır. 9A, 9B, 9C elemandır. 10A, 10B, 10C elemandır. Ama evrensel nedir? Okuldur. Bunların içine alan dedik. Şimdi hemen ısınmaya geçelim. Isınmaya baktığımda x öyle ki a kümesinde x öyle ki x çift rakam. Biraz önce bunları söylemiştim. Uzatmadan yazayım. 0 bir çift rakamdır. 2, 4, 6 ve 8 çift rakamdır. Hemen buraya geldim. B kümesini zaten göstermeye gerek yok. 5, 7, 9'muş. Bir de E diyor. E'den bahsettiği şey evrensel tabii ki de. E kümesi de X öyle ki X rakamdır diyor. Peki X rakamsa rakamdır. X'ler rakamsa rakamlar 0'dan 9'a kadardı. Burası böyle. B'ler de böyle. Hemen bunları bir şeması şemasıyla gösterelim. İlk önce A'yı göstereyim. A kümem benim. A kümem 0.2 var burada. 4 var. 6 var. Bir de şurada 8 var. Peki B kümesi ortakları olmadığı için ayrı yazacağım. Ayrı yazdığımda da B kümesi. Ben bunu böyle niye yaptım ya? Bu kadar küçük. Bilmiyorum. Ama yaptım artık. Geçti. 7 9 dediğim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada bir küme var. Sıfırdan başlıyor. Nokta nokta 9'a kadar. Bu kümeleri de bak ne diyordu burada? Tüm kümelere ait elemanları içinde bulunduracak. Bunları içinde bulunduruyor mu bu rakamlar? Evet bulunduruyor. O zaman bunlardan büyük bir evrensel küme var dedim. Evrensel kümede de bakalım evrensel kümeyi de tamamlamam lazım. 0 var. Bir nerede? 1 yok. O zaman biri ben ekleyeceğim evrenselde çünkü 1 var. Hemen 2 var. 3 yok. O zaman 3'ü de şuraya ekleyeceğim. 4 var. 5 var. 6 var. 7 var. 8 var. 9 var. Rakamlar bitti. Ve o zaman ne anladım? 2 tane kümem ve bunları içine alan büyük evrensel var. Tabii ki de evrenselin içinde de bunlar var dedim. Geçtim. Eşit kümeler arkadaşlar. Dördüncüsü de eşit kümeler. Elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler denir. Elemanları aynı olan kümelere Eşit kümeler dedim. Bak dikkat. Elemanlar aynı. Eleman sayıları değil. Elemanlar aynı. Eşit kümelere eşit ise zaten eşitlik ifadesi nasıl kullanılıyordu? İki iki, iki iki tane çizgi vardı üst üste. Buna eşit diyorduk. O zaman A kümesi B kümesine eşittir diyorum. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Elemanları aynı olacak. Eleman sayıları aynı olursa biz bunlara denk kümeler diyoruz. Mesela S A eşitse S B'ye iki kümenin eleman sayısı eşitse biz bunlara denk diyoruz. Denk eleman sayısı bakımından denk. Ama eşit olması için ne olması gerekiyor? Elemanların hepsi aynı olacak. Hemen örnekte anlayalım bunu. Karesi 13'ten küçük, artık uzatmıyorum. Doğal sayı dediği için hemen karesi karesi 13'ten küçük olanlar kim? Doğal sayı 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Bir de 4 yok tabii ki de. O zaman ne oldu? Bu 4 tane doğal sayı benim A kümemde var. B kümeme bakıyorum. B kümemin elemanları neler? B kümemin elemanları da 4'ten küçük doğal sayılar. 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. 4 yine yok. O zaman ne oldu? Buradaki elemanlar. E buradaki elemanlara bakıyorum. 0 1 2 3. Buradaki elemanlara bakıyorum. 0 1 2 3. O zaman ne diyorum? A kümesi eşittir. B kümesi bu iki küme birbirine eşit diyorum. Zaten burada gösterdiğim gibi aynen burada da gösteriyorum. Bu çok basit bir olay. Elemanlar aynıysa eşit küme dedik. Geçtik. Alt küme işte bomba konuya geldik. Arkadaşlar bomba konuya geldik. Burayı çok önemli bizim yazılılarda hocalarımızın canavar gibi sorular sorduğu yere geldik. Canım öğretmenim benim. İnşallah acırsın bize kolay sorular sorarsın. Demiyorum çünkü zor da sorsa burada öğrendim yapacağım. A ve B A ve B gibi iki kümeden A'nın her elemanı B'nin de elemanı ise ne diyorum? Bununla yazmayayım. Senin için güzel olmaz. Güzel gözükmez. Şununla yazalım. Ne diyorum arkadaşlar? B'nin elemanı ise A alt kümesidir. B'nin. A alt kümesidir B'nin diyorum. A'nın her elemanı B'de de var. Yani B'nin elemanı ise A alt kümesidir B'nin diyorum. Veyahut da bu B kümesi A küçük bir küme gibi gözüküyor. B bunun üstünde ve her şeyi alıyorsa A'nın elemanları varsa bunda ya da şöyle diyebilirim. B kapsar A'yı. B kapsar A'yı diyorum. Peki nasıl gösterilir? Nasıl yazılır? A alt kümesidir B. Şöyle yazılır arkadaşlar. C'nin biraz uzun canaması. A alt kümesidir B'nin ya da A B kapsar. Yani tersten dönmüş. Düzgün okursak B kapsar A'yı. Şimdi bazı arkadaşlar karıştırıyorum hocam ben diyor. Bunları nasıl öğreneceğim? Nasıl bileceğim? Yani bu mu kapsar? Bu mu alt küme? ...arkadaşlar şunu unutmayın... ...alt küme altta kalır... ...alt küme altta kalır... ...ve e, öbür küme üstte kalır... ...yani biri büyük biri küçük... ...altta kalan küçük... ...o zaman ben şöyle şunu biliyorum... ...iki büyüktür iki küçüktür üç... ...evet büyük olan kim? Üç... ...ağız kime bakıyordu? Büyüğe bakardı... ...o zaman burada da... ...a alt kümesidir... ...B'nin kim altta kalacak? Bu... ...büyük olan küme kim? Ağız kime bakıyorsa büyüktü buradan aklında kalsın arkadaşım. Peki alt küme ise A alt kümesi ise B'nin o zaman ne yapıyorum burada? A alt kümesi ise B'nin hemen burada bir A kümesi var. A'nın bütün elemanları B'nin de elemanı mı? Evet zorunda. Çünkü A'nın içinde kalıyor. O zaman şu alt küme deyince bu görsel, bu görseli görünce alt küme olduğunu anlıyorum ve geçtim. Örnekte bunu daha iyi anlayalım. Bir tane küme var. 2, 3, 4. Bir de rakamlar var. Rakamları zaten artık bıktık bundan. 1 2 rakamlar 9'a kadardı. Yazdım. Peki A kümesinin elemanlarının hepsi B'de var mı? Var. Bunların hepsi bunun içinde olduğuna göre ben ne diyorum? A alt kümesidir B'nin diyorum ya da B kapsar A'yı diyorum. Yani B kapsar, kapsar içine alır. Yani içinde kalır bak içinde olmuş. İçinde bir A kümesi var ya da A alt küme altta kalan içinde kalan kümeye de alt küme dedim. Şimdi burada arkadaşlar soruya geçmedim. Çünkü bu özellikleri bilirsek soruları daha rahat hakim oluruz. Daha rahat yaparız. Her küme kendisinin alt kümesidir. Evet. Her kümenin aynısını yazarsam o elemanlar onda da olduğuna göre biraz önce tanımımız oydu. Bütün elemanlar öbür kümenin de elemanıydı. O zaman her küme kendisinin alt kümesidir. O zaman A kümesi aynı zamanda alt kümesidir A'nın. Yani her küme kendisinin alt kümesi dedik. Boş küme ise her kümenin alt kümesidir. Yani başka başka kümeleri parçalara ayırsan, alt kümelere ayırsan başka başka elemanlar gelebilir ama değişmeyen bir eleman var ki boş küme. O zaman ne diyorum? Boş küme süslü parantez alt kümesidir. A'nın, B'nin, C'nin bütün alt kümelerini dedim. Peki şuna bir de bakalım. Mantıkta anlıyoruz bunu. Bu neydi? V'ydi. A alt kümesi ise B'nin, yani B'nin altında kalıyor A. B alt kümesi ise C'nin, yani B de C'nin altında kalıyor. Haydi, o zaman burada bayağı bir organize iş var. Bir tane A var. O B'nin alt kümesi. Burada ne var bir de? B de C'nin alt kümesi. O zaman ne oldu otomatikman? A C'nin de altında kaldığına göre o zaman ne diyorum? A alt kümesidir. Şu birazcık şöyle olsun. Şurada C olsun. A alt kümesidir. C'dir dedim. Ya da şöyle de gösterebilirim. C kapsar A'yı da diyebilirim. Arkadaşlar burada bir e, tanım verelim. Burada bir kural söyleyelim size. En elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı 2 üzeri n şeklinde hesaplanır. Mesela benim A kümemin eleman sayısı 2 ise o zaman benim alt küme sayım kaç olacak? 2 üzeri 2'den dolayı 4 tane alt kümem alt küme olacak. Peki, mesela B kümesi de e, 4 elemanlı olsun o zaman 2 üzeri 4'ten de 16 tane alt kümem oluşacak. O zaman nasıl bu? 2 üzeri şeklinde olur eleman sayısı şeklinde olur dedim ve geçiyorum. Arkadaşlar model sorumuz bizim çok güzel bir model sorumuz var burada. Başka sorular için örnek olacak. Şimdi alt küme dediğimiz neydi? Bu kümenin elemanlarını arkadaşlar ayrı ayrı yazarsam ben bunları birli, ikili, üçlü mesela üç eleman var. Üçlü yazarsam bunlar hepsi ne olacak? Bunun alt kümesi olacak. Mesela bir tane bir şey söylemiştik biraz önce. Ne dedik? Boş küme her kümenin alt kümesidir. Mesela bunu e, B ile gösterelim. Mesela burada A dedik, bu B olsun. B kümesi alt kümesidir A'nın. Evet, her kümenin alt kümesi ise, o zaman bu alt kümesidir. Mesela C kümesi koyayım buraya. C kümesine de bir harfleri yazayım. Mesela bu sadece A, sadece A. Bu kümenin alt kümesi midir? Yani bu eleman bunun içinde var mı? Var. Böyle de bir şey söyleyebilirim. Bu bunun içinde olduğu için. Bu bir alt kümedir. Şimdi ben artık bu kümelere isim vermeyeyim. İsim vermeyi bırakayım. Çünkü çok uzun hikaye olacak. Gerek yok. O zaman tek elemanlı başka ne yazabilirim? B. Mesela bu da bunun alt kümesidir. Tek elemanlı başka ne yazabilirim? C. Süslü parantez biraz çirkin parantezi dönmeye başladı. Ee, düzeltelim bunları. O zaman ne oldu? C. Başka tek eleman yazabiliyor muyum? Yazamam. O zaman ikililere geçeyim. İkililer ne? A, B. İkililer ne? A, C. İkililer ne? BC başka ikili yazabilir miyim şu an? Yazamam. O zaman ne oldu arkadaşım? Bunlar biraz böyle uzaya doğru yavaş yavaş gidiyor gibi. Allah'tan bitti burada. O zaman ne oldu arkadaşım burada? İkilileri de yazdım. Mesela AB kümesinin elemanları bunun içinde mi? Evet, içinde. AC bunun içinde mi? İçinde. BC bunun içinde mi? İçinde. Başka da zaten yazamam dedim. Son olarak da İkilileri yazdım. Üçlüleri yazayım. Üçlüler neydi? Her küme kendisinin alt kümesiydi. O zaman ne yazdım? A, B, C kendi kümemde bunun altı olduğu için o zaman bu da alt kümedir dedim. Burada hemen alt kümeleri bir sayalım arkadaşlar. Zaten bana alt kümelerini yaz diyordu. Hallettim. Bütün alt kümelerini yazdım. Sıfırlı, birli, ikili, üçlüleri yazdım. Şimdi bir sayalım. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8. 8 tane alt küme yazdım. Acaba doğru mu? Alt küme sayısını bul diyordu. Ben bu elle sayarak değil de şöyle yapacağım. Benim A kümemin eleman sayısı 3'tü. O zaman ben ne diyorum? Ben ne diyorum? 2 üzeri 3 tane alt kümem vardır. 2 üzeri 3 neydi? 2 kere 2 kere 2. 8'di. O zaman bakıyorum. Evet 8. 8 tanesini buldum. Doğru yapmışım diyorum. Alt kümeler arkadaşlar. Bir kümenin bütün oluşturulabilecek ayrı ayrı parçaları hepsi nedir? Bunlar bunun içinde olduğu için. Tanımda öyle diyordu. Bunların hepsi bu kümenin içinde olduğu için. Alt kümelerdir diyorum. Ve geçtim. Şimdi arkadaşlar yazılı sorusu. Evet yazılıya yaklaştık. Yavaş yavaş bir ay sonra yazılılarımız başlar. Yazılılarda Bakalım hocam ne sorar. Arkadaşlar ikişer puandan ya da üçer puandan ya da iki buçuk puandan bir 10 on puanlık, 15 on puanlık soru yapılabilir. Bakalım sen anlamış mısın kümelerin girişini diye hoca sorabilir sana. Hemen bakıyorum. Ne diyorum? Burada bir gösterge var. İlk önce elemanlarıma bakayım. Virgülle ayrılmış 1 var, virgülle ayrılmış 2 var, A var. Bak dikkat. Virgülle ayrılmış şöyle bir şekil var. Süslü parantez B bu bir elemandır. Sonrasında buna bakıyorum. 2 virgülle ayrılmış. Bakın arkadaşlar bu değil. Bu değil. Buna bakmayacaksın. 2 virgül neresi? Şu ikisi. O zaman şunun tamamı da bir elemandır. Adam sana şekil yapmış. Bu da bir elemandır. O zaman bir bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İfadelerin hangileri doğrudur? 6 tane elemanım var. Hemen zıpladım hopladım buraya geçtim. 6 elemanım var. Doğru. Başa döneyim. Bu eleman alt küme mi? Bu eleman değil. Şu küme kümeyi yazmış. Yani şu içindeki B harfi bu kümede var mı? Evet hocam var. Hayır arkadaşım B harfi burada yok. Süslü parantez B var. Süslü parantez B elemanı alt kümesi değil. Bunu böyle göstermesi lazımdı. Alt küme B, el, B diye göstermesi lazımdı. Bu elemanı alt küme şeklinde bir daha paranteze süslü paranteze alması gerekiyordu. O zaman bu alt küme değildir elemandır. Şimdi bakıyorum diyor ki bana böyle bir eleman var mı? Nasıl bir eleman? İçeride bakacağım şimdi iki virgül arasında süslü parantez bir virgül süslü üç süslü süslü bakıyorum. Aynen de öyle. Bu eleman burada olduğuna göre bu bir elemanıdır işaretiyle gösterdiğine göre bu bir doğrudur. Hemen bakıyorum. 2 ve 3 alt kümesi midir A'nın? Burada 2 var güzel. Bu eleman var burada. 3 elemanı nerede? Bu 3 elemanı değil. Bu ayrı bir tümden elemandı. 3 burada olmadığı için bu da alt küme değildir. Hemen buna bakıyorum. Yine alt küme söylemiş. Süslü parantezin içindekiler yani bu bir küme ise, alt küme ise içindekiler elemanı olacak. Hemen bakıyorum. 1 var. 2'ye bakıyorum var. Süslü B var. O zaman bunların hepsi var. Bu elemanlar bunun içinde olduğuna göre o zaman buna ne diyorum ben? Buna alt küme diyorum. Hemen kapsar var. Kapsar aynı. Alt küme kapsar aynı şeylerde biliyoruz. A ile 4 var mı bakıyorum. A burada, 4 burada. Kümes içine almış mı? Kümes değil tabii ki. De. Küme içine almış mı? Almış. O zaman ne diyorum? Buna da doğru diyorum. En sonunda da B elemanı değildir A'nın diyor. Bakıyorum zaten bunu biraz önce 5 kere söyledim. Bu arkadaşlar süslü parantez B diye bir eleman var. B diye bir eleman yok. Doğru söylemiş dedim. Geçtim. Öz alt, küme, öz kümeye geçtik arkadaşlar. Öz alt yani olayın özü. Öz bir şekilde altta kalanlar. Bir kümenin kendisi hariç bütün alt kümelerine öz alt Küme denir, özalt küme denir. Bir kümenin özalt kümesi şöyle söylerim, bir kümenin özalt kümelerinin sayısı arkadaşlar bütün kümeleri, alt kümeleri 2 üzeri n değil miydi? Evet. Ben ne diyorum? Kendisi hariç. Kendisi zaten bir kümeydi, biraz önceki örnekte gösterdik. O zaman 2 n, 2 üzeri n eksi bir ile hesaplanır. Hemen bir antrenman sorumuz var. Bakın bu yazılı sorusu da olabilir arkadaşlar. Orta, ter, orta sertlikte tatlı bir soru olsun. Yazılı sorusu. Soralım diyebilirse öğretmenlerim benim. O zaman bu soruyu yazabilirler. A kümesinin alt kümesi ile öz alt küme sayısı toplamı 15 olduğuna göre o zaman benim elemanım A kümemin eleman sayısı ne ise o zaman A kümemin alt küme sayısı 2 üzeri n midir? Evet. Öz küme sayısı 2 üzeri n eksi 1 midir? Evet. O zaman o zaman toplamları da 15'miş. Hemen yapayım. 2 üzeri n artı 2 üzeri n eksi 1 15. Eksi 1 karşıya artı olarak geçer. Burada da 2 tane aynı şey var. 2 tane 2 üzeri n. Çarpmalar tane diye okunursa daha rahat anlayabilirsiniz bazen arkadaşlar. Eşittir nedir? 16. Her iki tarafı 2'ye bölersem, sadeleştirirsem 2'ler gitti. 2 üzeri n 8'dir. Peki 2 üzeri n 8. 8 dediğim şey 2 üzeri 3 değil miydi? Evet, 2 4 8. O zaman 2 üzeri 3'tü. O zaman n eşittir ne diyorum? 3 diyorum. n neydi bu arada? elim n neydi? A kümesinin eleman sayısıydı. Zaten bize A kümesinin eleman sayısını sorduğu için o zaman ben buradan da bunu buldum. Eleman sayım neymiş? 3'müş diyorum tatlı sertlikte bir çok tatlı bir soru olmuş. Basit ama yazılıda sorulabilir mi? Sorulabilir. Anlattım. Geçtim. İşte tatlı sert değil de direkt bodoslama bir soru bodoslama bir soru yazsa hocam bana e, o zaman nasıl olacak? Yazılı sorum. Eleman sayısı 3 arttırılınca yine aynısını yapalım. A kümemin eleman sayısı n olsun. 3 o zaman eleman sayısı 3 ise 3 arttırdığımda bu elemanım n artı 3 olacak. O zaman hemen bir bakalım. Eleman sayısı 3 arttırılırsa o zaman benim alt kümelerim nelerdir? 2 üzeri n. Şimdi ne olacak? 2 üzeri n artı 3 olacak. Hangisi büyük? Bu büyük. Ne diyor? 56 artıyormuş. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 üzeri n'e 56 eklersem 2 üzeri n artı 3 olacak. Üstü sayılarda görmüştük. Aslında ortaokuldan biliyorsunuz ama ben bir kere daha göstereyim. 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b üstler toplanır. E o zaman tersi de olur. Üstleri toplananlar çarpma şeklinde ayrılır. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? 2 üzeri n artı 56. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3'tür. Tabanlar aynı. Üstler toplanmış. Geri ayırdım ben bunu. O zaman şurası 8 olduğuna göre hemen bunu bir kere de şöyle yazayım. 2 üzeri n artı 56 eşittir. 2 üzeri yani 2 üzeri n çarpı 8. 8 tane 2 üzeri n. Karşıya attım arkadaşlar. Karşıya atarsam 56 eşittir. 7 tane 2 üzeri n eder. Her iki tarafı 7'ye bölersem ya da 7 ile sadeleştirsem 2 üzeri n eşittir. 8 çıktı. n'im yine ne oldu? Biraz önceki sorudan da biliyorum. n'im yine 3 oldu. Şansa denk geldi. Bu da bizim yazılı sorumuz olabilir arkadaşlar. Dedik ve bunları söyledik. Şu olay vardı burada. Bunu da anlattıktan sonra geçtik. Şimdi arkadaşlar ödüllü sorumuzdan önce model son bir sorumuz var. Burayı çok iyi dinle. Neden? Çünkü çok klas bir olay var burada. Çok güzel bir mantık var. Hemen anlayalım. Hemen anlatalım. Bu olayı bitirelim arkadaşlar. Birinci bölümümüz bitsin. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 2 bulunur? Şimdi benim benim yapacağım ne arkadaşlar? Şu. Bakın. Bu alt kümede bir kere 2 garanti olacak. Bunun yanına neler gelebilir? Mesela hiçbir şey gelmesi olur mu? Olur. Bu bir alt kümedir ve 2 bulunur. Peki mesela 3 gelse sadece 2 ve 3 olur. Peki 4 gelse tekliler gelebilir. Arkadaşlar bunun yanına geri kalan sayılardan oluşabilen bütün her şey gelir. Aa bir dakika. Bunlardan oluşabilen diyorsam, iki haricindeki bunlardan oluşabilen diyorsam, o zaman demek ki alt kümeyle aynı anlama geliyor bu. Mesela bunun yanına bir koydun, iki koydun, üç koydun, dört koydun. Pardon üç koyamaz, e, iki koyamazsın. Özür dilerim. İkinin yanına bir koydun, üç koydun, dört koydun, beş koydun. Bunlar birer birer elemandan oluşan alt kümeler. Peki ikili ikili koysak, ikinin yanına bir üç koysam, ikinin yanına bir dört, ikinin yanına bir beş. Bak ikinin yanına hepsinden koyabiliyorum. O zaman ne diyorum ben? O zaman ikiyi çıkardım. Bir, üç, dört, beş, dört tane iki üzeri dört, on altı tane farklı, on altı tane farklı eleman yanına yerleştirebilirim dedim geçtim. Hemen B'ye bakıyorum. B'de ne diyor? 1 bulunsun, 3 bulunmasın. O zaman bak bana şunu mu anlatıyor? 1 olsun diyor. Biraz önceki soru gibi. Ama 3 hiçbir yerine gelmesin. O zaman arkadaşım ben 3'ü bir çizik atarım. 3'ü ortadan kaldırırım. Biraz önceki soruma çok benzedi. 1 var. 1 var. 3 e, hiç yok. O zaman bu 1'in yanına 1, 2. 1, 2 değil tabii ki de. 1 zaten kümede kesim var. 2'yi yazacağım, 4'ü yazacağım, 5'i yazacağım. Yanına 2 4 5'ten ya hiçbiri ya birer tane ya ikişer tane ya üçer tane. Bunun anlamı ne arkadaşlar? 3 elemanlı alt küme demekti. O zaman 1 olacak. Diğer yanına da bunlardan oluşan alt kümeleri koyarsam o zaman bu da 8 tane alt kümelerde 8 tanesinde 1 bulunur, 3 bulunmaz dedik, geçtik. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. 4 veya 5. Mantık konusunu bir önceki konuda hallettik. Mantıkta ne diyordu arkadaşlar? Veya da ikisi de olabilir. Bu olabilir, bu olmayabilir. Bu olmayabilir, bu olabilir. Yani ikisi aynı anda olacak ya da biri olacak. Bir şey söyleyeceğim. O zaman ben bunları ayrı ayrı bulacağıma, bulacağıma 4 ve 5'in hiç olmayanlarını hiç olmayanlarını bütün alt kümelerden çıkarsam daha iyi bulabilir miyim? Kesinlikle evet. Şimdi yazalım. Bütün alt kümeler bütün alt kümeler ne arkadaşlar? 2 üzeri 5. Bütün alt kümelerden içinde 4 ve 5'in olmadığı hepsinde 4 ve 5'in olmayan hepsinde yazalım. 4 ve 5'in olmayanları kimler? 4 ve 5 yok. Geriye 1, 2, 3 kaldı. Yani 4 ve 5 yok. 4 ve 5'in olmadıkları yani 2 üzeri 3 tane bunları çıkartırsam bunları çıkartırsam geriye 4 veya veya 5'in oldukları kalır. 4 veya 5'in oldukları kalır. O zaman 2 üzeri 5 kaçtı? 32. 2 üzeri 3 kaçtı? 8. O zaman ne diyorum? 24 tanesinde 4 veya 5 vardır. 4 ile 5 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. Yani 4 veya 5. 24 tanesinde vardır. Dedim. En sonuncuya bakalım. 1 ve 2'den yalnız biri olsun. Sanki bu şuna benziyor mu? 1 ve 2'den yalnız biri. Bir kere bir garanti olsun diyor. Ama 2 olmasın. Yalnız 1'ini istiyor. O zaman ben bu 1'in yanına kaç tane koyabilirim? 1 garanti olacak, 2 olmayacak. E geriye 3 tane kaldı. O zaman 2 üzeri 3'ten 8 tane sadece 1 bulunur, 2 bulunmaz. 1 bulunur, 2 bulunmaz. Yalnız 2 bulunsun diyor. O zaman 2 içinde aynısını mı yapacağım? Bu sefer 2 olacak, 1 olmayacak. Yine bu üçünü bunların yanına yamarsam o zaman buradan da yine aynı mantıktan 2 üzeri 3 8 gelecek mi? Gelecek. O zaman 1 ve 2'den yalnız bir tanesinin bulunduğu ne diyorum? 16 alt küme vardır dedim ve arkadaşlar konu bitti. Ödüllü sorumuzla karşınızdayız arkadaşlar. Cevapları yoruma bırakmayı unutmayalım. Herkese başarılar. Kolay gelsin. Görüşürüz.